Efendim, malumunuz Rusya yeniden vaka sayısındaki artış nedeniyle Türkiye ile uçuşları durdurdu. Yani charter uçuşları gerçekleşmeyecek. Bunun etkilerini biraz konuşacağız. Bir etkisi bugün var mı? Yazın ne olur? Biz aslında bu hadise yaşandığında Rusya bunu salgın hastalığı bahane ederek ifade etmişti. Ama Ukrayna krizi çok sıcaktı. Hoş taraflar ilgisi olmadığını söylediler. Ama ne kadar bu karar sürecek? Antalya işletmecileri yaz için umutlular. Ama kısa vadede durum ne olacak? Rus turistlerin özellikle baharda tercih ettikleri bir mekan var. Orası da Kapadokya. Biraz konuşacağız turizm meselesini. Otel işletmecisi Yakup Dinler de konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Mehmet Akif Bey, hoş bulduk. Kapadokya'dan selamlar. Bizler de selamlar efendim. Duyduğunuzda ne düşündünüz? İşletmecilerle konuştunuz, yetkililerle konuştunuz mu? Şu anda durum nedir? Sizi etkileyen bir şey var mı? Buyurunuz. Evet, tabii ki. Öncelikle ben 15-22 Nisan bizim turizm haftamız. Buradan tüm turizm işletmecilerinin bu haftasını kutluyorum. Tabii buruk başladık. 15 Nisan aynı zamanda Rusya'nın hem charter hem de tarifeli uçuşları haftada iki sefer hariç olmak üzere durdurduğu bir tarih oldu. Biz turizmci olarak Kapadokya'da tabii ki 2019 yılında çok güzel bir yıl geçirdik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Fakat 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı saran pandemi, korona belası hep dedim ilk Kapadokya'yı vurdu. Neden ilk Kapadokya'yı vurdu? Çünkü Çinli turistler ağırlıklı bize geliyordu ve ilk Çinli turistler bize geldiği için o dönemde Şubat ayında daha yani Habertürk ekranlarında bile korona tam böyle dillendirilemiyorken biz etkilerini hissetmeye başlamıştık burada. İptaller gelmeye başlamıştı. Tabii bizim için zor bir süreç oldu 2020 yılı. Onu geride bıraktık. 2021 yılına umutla başlamıştık. Çünkü Rusya bizim için önemli bir pazar haline gelmişti. İç pazarla beraber. Çünkü Rus turistlerin Türkiye, Tanzanya'nın Zanzibar Adası ve Meksika dışında gidebileceği bir yer yoktu. Ve ekonomik olarak en mantıklı, en gelebilecekler en yakın yer Türkiye'ydi. Hı hı. Ve bu süreçte aslında Türkiye'nin sadece Antalya ve Bodrum'dan ibaret olmadığını, daha güzel bölgelerinde olduğunu, kültür turizmini keşfetmiş oldular. Ve Kapadokya'da bir çok yoğun, ağırlıklı bir turist ağırladık Rusya'dan. Mardin'de bile, hani öyle söyleyeyim, hiç Rus turistinin gelmeyeceğini düşündüğümüz bölgelerde bile artık Rus turistler ağırlanmaya başlamıştı. Fakat sizin de programı açarken söylediğiniz gibi Ukrayna krizi mi yoksa koronayla bağlantılı bir kriz mi? Bunu devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama şu an Kapadokya'daki son Rus turistleri ağırlıyoruz. Çünkü geri tahliyeler başladı bildiğiniz üzere. Ve Kapadokya şu an iç turizmin de durumu malum. Kısıtlamalar var. Evet. Belli seyahat yasakları var. Kırmızı bölgede Nevşehir olarak maalesef vaka sayısını biraz çok kontrol edemedik son dönemde tüm Türkiye'de olduğu gibi. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz şu anda Kapadokya'da. Peki beklentiler neler efendim? Beklenti şu Mehmet Akif Bey. Tabii kısıtlama 1 Haziran'da bitecek dendi. Fakat hem Sağlık Bakanımız hem Turizm Bakanımız hem onlardan bazı yetkililer işte bu dillendiriliyor. Çünkü Rusya'da halk da mutlu. Onu da söylemekte fayda var. Onlar da gelmek yani, istiyorlar. Tabii ki. Çünkü geçen yıl sadece 1,5 milyon Rus turist ağırladık. Bu yıl beklenti 8 milyon Rus turist yönündeydi tüm Türkiye'de. Sadece Kapadokya yönünde konuşmuyorum. Tabii bunun da Kapadokya'da etkileri olacaktı. Bir de şöyle bir durum var. Paralarını geri iade alamıyorlar şu anda Mehmet Akif Bey. Rus tur operatörleri onları tabii Ekim'e erteliyor, işte Kasım'a erteliyor, o zaman gelin diyor. Tabii öyle bir mutsuzluk söz konusu. O tarafta da bir baskı var. Basına düşmeye başladı. Yani Rus halkının da bu Türkiye ile artık sorunu çözün. Neyse sorun. Biz gitmek istiyoruz diyorlar öyle mi? Biz gitmek istiyoruz diyorlar ve gelmek istiyorlar. Benim umudum şu. En kötü 1 Haziran'da bu iş çözülür. Yeter ki daha ileriye gitmesin. Ama tabii ki daha erken açılırsa işte vaka sayısını kontrole aldık veya işte başka sorunlar da çözülürse
daha erken olma ihtimali de bence uzak bir ihtimal değil Mehmet abi. Peki, çok teşekkür ederim. Önemli bir bilgi bu. Yani Rusların da böyle bir baskısının olması, en azından böyle bir kamuoyu oluşması, Türkiye'ye gitmek istiyoruz diye. O açıdan da önemli. Belki aşılama çalışmalarının da hız kazanmasıyla Haziran ayı itibariyle düzelmesini beklediğinizi söylüyorsunuz. Pandemiden etkilenen sektörlerdensiniz. Beklentiler ne yönde dediğimde ben aslında Türkiye'den kastetmiştim. Siz Rusya'yı söylediniz ama Türkiye'den de bir varsa onu da alalım, ondan sonra toparlayalım. Buyurun. Tabii şimdi sektör, tabii ki az önce anlattım. Ağırlayacak kimse kalmadı şu anda bölgede. Yani çok az bir iş pazar, biraz da Ukraynalı turistimiz var. Hı-hı. Onun dışında bir şey yok ama bu dönemde biliyorsunuz 1 Nisan itibariyle devletimiz kısa çalışma ödeneğini sonlandırdı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakanlığımıza seslenmek istiyorum. Sektör cidden zor durumda. Sektörel bazda bir kısa çalışma ödeneği tekrar gündeme alınırsa bu turizm sektörünü gerçekten kurtarmak olur. Çünkü cari açığı kapatan en önemli sektörüz Türkiye'de. Döviz girdisi sağlayan bir sektörüz. Bu yılın sonunda eğer destek çıkılamazsa sektöre çok ciddi el değiştirmeler olacaktır ve üzülerek bizlere ait olan, Türkiye'ye, öz vatana ait olan işletmeler belki de yabancı sermayeye kayacak. Buna izin vermemesi gerekiyor devletimizin. Peki Yakup Dinler, çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Son cümle de önemli. Yani Türkiye'de kendimize ait pek çok işletmeyi günün sonunda ucuz fiyata yabancılara satmak zorunda kalmayalım demek istedi. Öyle anladım ben.